Merhaba sevgili izleyiciler, sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve biz de sektörün nabzını Maltepe'de tutmaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise gördüğünüz üzere birçok lezzeti ve dünya mutfağını Maltepe halkına ve birçok halka buluşturan Palas Kafe, Restorant Kafe'ye konuk oluyoruz. Yanımızda bu güzel mekanımızın işletmecisi Şehmuz Şenol ile birlikteyiz. Merhaba Şehmuz Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Tabii böyle güzel bir mekanı, böyle de güzel lezzetleri görünce iyi olmamak mümkün değil. Ve aynı zamanda ekibiniz de çok güler yüzlü, çok misafirperver. Onlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum sizin nezdinizde. Gerçekten de çok güzel bir ekibiniz de var bununla birlikte. Sağ olun, birlikte. Teşekkür ederiz. Tabii ki onlara geleceğiz, lezzetlerimizden bahsedeceğiz ama öncelikle Palas Kafe Restorant'ı biraz tanımak istiyorum. Ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, bu oluşum süreciyle ilgili biraz bilgi alayım sizden. 2012'nin 3. ayında aldık, Mart ayında aldık. 8 aylık bir inşaat sürecinden sonra 11 Kasım'da açtık. Hı hı. Yaklaşık olarak 16 aylık bir geçmişimiz var yani Maltepe'de. Ama 16 aylık bir mekan burası ama onun öncesinde kafecilik sektöründe uzun vardı. Yıllardır varsınız. Var. 96'dan beri kafecilik sektöründe varız. Anadolu yakasında genelde. Karşıda da bir yerimiz olmak üzere toplamda 14 yerimiz var. Evet. Ama göz ağrımız burası diyelim. Öyle değil mi? Evet. Burası da çok güzel. Gerçekten çok hoş dekoru, dizaynı mükemmel bir şekilde dekore edilmiş. Ve hatta özellikle hafta sonlarında burada yer bulmak mümkün değil. Mümkün değil. Gece saatleri ve akşamlar genelde bulunmuyor. 3000 metrekare alan olmasına rağmen bazen sıkıntı çekiyoruz diğer sorun olarak. Ve çok büyük kapasiteyle hizmet veriyoruz, öyle değil mi? Evet. Bir anda kaç kişi ağırlayabiliyoruz böyle bir mekanda? 600 ile 700 kişi arasında mekanda ağırlayabiliyoruz. Oo, çok büyük bir de kafecilikte ayrıyeten restoranda bu oyunu koymamız, bir de oyun salonu olmamız, bir de aile müşterimizin de artmasına neden oluyor. Hı-hı. O yüzden biraz daha farklı kaliteli müşterimiz oluyor. Gerçekten de öyle ama aslında herkesime hitap edebilen bir mekan. Tabii. Hem aileye hem öğrencilere ve bununla birlikte birçok kesime hitap edebilen bir mekan. Hı-hı. Peki bu kadar çok yoğun talep edilmesini nasıl sağladınız, nasıl başardınız? Çünkü az bir rakam değil, bu çok büyük bir rakam. İşte hepsini birleştirip 15-16 senelik deneyimimizi bir katıp, hı-hı, mekan olarak, yer olarak merkezi bir yer olması bizim için daha büyük bir alan. Evet, böyle Maltepe sahilinde çok da güzel bir mekan ama dediğim gibi hani konsept olarak da şimdiye kadar birçok isminden saray olmasından dolayı da saraya benzetmeye çalıştık. Evet, gerçekten de öyle ve çok güzel, çok şık dekore edilmiş bir mekan. Şimdi mekanla ilgili bilgileri aldık ama lezzetlerle ilgili neler söyleyeceksiniz? Bakalım, şimdi sevgili izleyiciler özellikle merak ediyorlardır. Biz Palas Kafe Restorant'a gittiğimizde bizi hangi lezzetlerle ağırlayacaklar diye. Dünya mutfağından seçme lezzetlerimiz var, Türk mutfağından var. İşte çeşitimiz, birkaç çeşitimiz var. Öncelikle spesiyelimiz var. Palas spesiyelimiz var. Palas spesiyelimiz evet, var. Dana natürel var. Ve ayrıca burada Palas usulü mushroom chicken evet, var. Onunla birlikte tabii ki daha waffle'ımız var. O kadar farklı lezzetler var ki. Burada aslında lezzetin sırrı bence baharatlarda. Çünkü çok yoğun kullanılan baharatlar var burada, evet, değil mi? Evet. Ve farklı tadlar, farklı lezzetler. Özel ithal baharatlar getiriyoruz, kullanıyoruz. Dünya, hı-hı, mutfağında zaten geleneksel olarak kullanıyorlar. Biraz da kendi ustalarımızın kattığı, bizim eklediğimiz şeyler var. Tabii el lezzeti de var. Bununla birlikte tabii ki Palas Kafe Restorant olarak burada başarıyı yakaladınız. Tabii bundan sonrası için düşünceleriniz vardır zannediyorum. Bunun haricinde başka projeleriniz var mı, düşünceleriniz var mı? Var, şu an Ataşehir ya da Fenerbahçe tarafında bir yer açmak. Hı-hı. Yer arayışındayız. Bulursak oralarda güzel büyük mekanlar açmayı düşünüyoruz. Evet ve burada özellikle buranın farklılığı, farklı bir özelliği de bowling olması. Bowling olması, oyun salonu olması ekstra bir şey olarak yani bowling alanı sahilde bir burada Maltepe sahilinde hiç olmaması artırdı. Evet, şimdi lezzetlerle ilgili kısma dönersek eğer, şimdi lezzetlerimizi hazırlarken nelere dikkat ediyoruz? Biraz da bundan bahsedelim. Bütün ürünlerimiz zaten diyor doğal organik kullanıyoruz. Etimiz usta kendisi seçiyor, kendisi yapıyor. Sadece ve tüm ürünler soslar, günlük malzemelerden oluşuyor. Günlük geliyor, sadece soslarımız dışarıdan geliyor. Kendi soslarımızı da yapıyoruz. Bazen bulmadığımız soslar ithal geliyor, ithal olarak geliyor. Genelde kendi ürünlerimiz, kendi yaptığımız.
sırf burada yapılan gibi günlük evet, yapılan lezzetler. Günlük zaten. Taze, sıcak sıcak pidemiz de burada zaten. Evet. Sıcak ekmeğimiz de var. Tabii sevgili izleyicilere de kalan geriye ne kalıyor? Buraya gelip evet, bu güzel lezzetlerin ve bu güzelliklerin farkına varabilmek. Evet. Öyle değil mi? Bekliyoruz. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Palas Kafe ailesi olarak tüm halkımızı bekliyoruz buraya. Buraya ulaşamayan halkımız için de Ataşehir ya da Kadıköy tarafında bir yer açacağız ve yine orada buluşmak ümidi de diyeceğiz. Evet inşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz teşekkür tekrar. Ederiz. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Palas Kafe Restoran'tan aktaracaklarımız bu kadar. Programımız kaldığı yerden devam edecek ama ne zaman? Kısa bir aradan sonra.